Merhaba arkadaşlar. Benden 3-4 bin lira civarında bir kombin, bir ekipman, bir giyim tavsiyesi istediniz. Ben de ona uygun bir tane bir seri full giyim önerisi sunacağım. Bunun içinde Q-Vest bir kask var. Q-Vest kaskını görüyorsunuz. Kaskın özelliklerini zaten biliyorsunuzdur. Fakat ben tekrarlayayım. Ön tarafında havalandırma kanalı var, üst havalandırma kanalları var. Bu tarafında bir kilit mekanizması var. Bununla hani yüksek hızda açılmasını engelliyorsunuz. Açtığınız zaman kademeli olarak açılan bir tane cam var. Ön bakış açısı gerçekten mükemmel yapılmış. Q-Vest'ler zaten uzun süredir bilinen fakat ülkemize sonradan gelen bir kask. Bu iç petlerini çıkartıp yıkayabiliyorsunuz. Ön hava kanalları sayesinde buradan aldığı, önden aldığı hava camınızın buğulanmasını engelleyebilecek gibi iç kısmında delikli şekilde yapılmış hava kanallarından ön tarafına veriliyor. İç hava kanalları gerçekten zaten güzel ve Double D bir bağlantıya sahip. Bu bildiğiniz gibi en iyi bağlantı çeşitlerinden bir tanesi, biri. Sizin hani boynunuzu, başınızı çok fazla terletmeden kullanabileceğiniz şekilde yapılmış iç bir sistemi var, iç bir dokusu var, bir fileli bir dokusu var. Üst havalandırma kanallarından söz ettik, arka hava çıkış kanalları var ve Q-Vest kaskı 1415 gram civarında bir kask. Double D bağlantısını zaten görüyorsunuz. Bağlantıyı bağlamanız çok kolay, ikisinin arasından geçirip bir tanesinin arasından çıkartarak şuradaki çıt çıttan bağlıyorsunuz. Bundan sonra tanıtacağım hani bu ekipmanlar içinde Revit'in Tyler modeli var. Revit Tyler'ın siyahını seçtim. Hani arkadaş tam olarak belirtmediği için hani Enduro mu kullanıyor, spor bir model mi kullanıyor, naked mı kullanıyor bilmediğim için bunu, bu ceketi öneriyorum. Gerçekten hani dayanıklı bir kumaşa sahip, 600D veya 1000D kumaşlarla bezenmiş, yani naylon 6-6 ve polyester kumaşlarla desteklenmiş bir yapıya sahip. Çıt çıtlı bir bilekleri var ve iki kademeli ayarlanabiliyor bu bileklerde. Aynı zamanda CE onaylı dirsek korumaları var, omuz korumaları var ve arka tarafında bir sırt koruması yok. Gerçekten dayanıklı ve iki katmanlı bir ceket. Şöyle çıkarttığınız zaman, şöyle de açtığınız zaman şöyle zaten bu katmanların sıcaklığının farkına varıyorsunuz. İsterseniz hani kış sürüşlerinizden tutun da yaz sürüşlerinize kadar hepsinde kullanabilirsiniz. Katmanları çıkarttığınız zaman size bir ferahlık sağlayacaktır. Yaz sürüşlerinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu katman hem yağmurdan koruyacak hem de termal olarak içten sizi ısıtabilecek bir katmandır. Yan cepleri var. Bel ayarlama için burada çıt çıtları var. Yan taraflarında çıt çıtları var. Arka tarafını görüyorsunuz zaten. Ve gerçekten iyi bir mont. İç tarafında da bir sürü hani hem cüzdan hem telefon koymanıza yarayacak cepler var. Bu takımla beraber yumruk ve eklem korumaları, güzel aynı zamanda körük mekanizmasına sahip bir tane eldiven. O eldivenin de adı, bu eldivenin de adı Revit Boxer H2O diye geçiyor. Yani tamamen yağmur, su geçirmez bir eldiven olarak yapılmış. Bilek destek yeri var. Aynı zamanda hani bir sürü eklem yeri koruması var. Aynı zamanda telefon hassasiyeti için şu iki parmağında yeri var. Oradaki şu iki parmağında telefon hassasiyeti için yeri var. Bileğinde cırt cırtla kapanıyor ve yüksek bilekli şekilde böyle elastik bir bileği var. Yani bileğinizi sarabilecek gibi yapılmış. Bunu isterseniz yarış motorunda, isterseniz enduro'da her tarafta kullanabilirsiniz. Tamamen veri az bir kumaş alaşımı var ve yumruk koruması gerçekten çok iyi. Bu ekipmanlarla beraber Tech90'ın Pirate modelini sunuyorum. Pirate modeli gerçekten Kevlar korumalı. Aynı zamanda arka kalça korumaları var. Bunlar da vurduğu zaman sertleşiyor. Ve bir arkadaş da demiş hani vurduğu zaman sertleşiyor, emin misiniz filan diye sormuş. Evet, vurduğunuz zaman sertleşiyor gerçekten. Bunu vurarak da test edebilirsiniz. Diz korumaları var ve özel bir kumaştan yapıldığı için yırtılmaya, sürüklendiği zaman da kolay kolay yıpranmamaya özen gösterilerek yapılmış. Ona göre dikişleri atılmış bir pantolon. Rockwell botunu öneriyorum bu giyim seçenekleriyle beraber. Vites koruması var, körük mekanizmaları var önünde ve arka tarafında. Topuk koruması var, burun koruması var ve bilek korumaları var.
şöyle cırt cırtlı şekilde açılıyor ve aynı zamanda şuradan fermuarı açıldığı zaman sizin ayağınıza kolay girmesi sağlanabiliyor. Ön tarafında açtığınız zaman rahatlıkla giyip çıkartabiliyorsunuz. İç tarafı sizi çok fazla terletmeyecektir. Yaz kış sürüşlerinde, bahar sürüşlerinde size destek olacaktır. Impact Tech korumalara sahip olduğu için de gerçekten çok dayanıklı. Ayrıca alt tarafı mazot ve yağ da kaymayacak şekilde yapıldığı için rahatlıkla ve uzun süre giyebilirsiniz. Bu ekipman seçeneği 3 veya 4 bin liralık bir ekipman seçeneğiydi. Daha farklı ekipman seçeneklerini mağazamızda bulabilirsiniz. YouTube kanalının altında açıklama kısmında ben hepsini yazıyorum ve linklerini vererek sitemizdeki linklere gitmenizi sağlıyorum. Hepinize iyi sürüşler.